Türk ulusu zorlu kurtuluş savaşını geride bırakmış, yurdunu yabancı devletlerin işgalinden kurtarmıştı. 1922'de Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya temsilcileri, Türkleri İsviçre'nin Lozan şehrine barış antlaşması imzalamaya çağırıyordu. Tarihe İtilaf Devletleri olarak geçen bu devletler, Lozan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanı sıra İstanbul hükümetini de davet etmişti. Buna tepki gösteren Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırdı. Artık konferanstaki devletlerin tek muhatabı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Lozan'a İsmet Paşa'nın gitmesine karar verdi. Mustafa Kemal, Lozan görüşmelerine yurt toprakları için cephede savaşmış bir komutanın gitmesini istemişti. Kurtuluş Savaşı'ndan başarıyla çıkmış bir komutan olan İsmet Paşa'yı, Kurtuluş Savaşı kadar zor bir sınav bekliyordu şimdi. Neden benim oturacağım yer sizinkinden alçak? Bir yanlışlık olmuş. Şimdi görüşmeye başlayalım. Sandalyenizi değiştirmekle vakit kaybetmeyelim. Benim vaktim bol. Lütfen değiştiriniz. Eşit şartlarda görüşeceğiz. Eşit yükseklikte oturacağız. İtilaf devletleri önce Kurtuluş Savaşı'nı bir ayaklanma olarak kabul ettirmeye ve Türkiye'ye 1. Dünya Savaşı'nın yenilmiş ülkelerindenmiş gibi davranmaya çalışacaklardı. Türkiye ise Boğazlar sorununun çözülmesini, kapitülasyonların kaldırılmasını ve sınırlarda olduğu kadar ekonomik alanda da bağımsızlık kazanmayı istiyordu. Konferansa başkanlık eden İngiltere, Türkler üzerindeki sömürge haklarını kaybetmeyi istemiyordu. Bu, İngiltere'nin sömürgesi olan öteki ülkelere kötü örnek oluşturabilirdi. Lozan Konferansı'nda en çok üstünde durulan konu Boğazlar olacaktı. İngiltere, Boğazların bütün ülkelere açık, Rusya ise bütün ülkelere kapalı olmasını istiyordu. Eğer Boğazlar sorunu çözülürse barış sağlanacaktı. Barışın yolu İngilizlerden geçiyordu. Kurtuluş Savaşı'nda büyük başarılara imza atmış bir komutan olan İsmet Paşa, Türk ulusunun bağımsızlığını Lozan'da da korumak zorundaydı. Türk ulusu, Kurtuluş Savaşı ile kazandığı bağımsızlığını, Lozan'da elde edeceği barış antlaşmasıyla güvence altına almak istiyordu. Türklere kazandıkları istiklalin karşılığında hak ettikleri barışı ve güveni vermek istemeyen yabancı ülkeler, İsmet Paşa'nın karşısına ilk olarak Trakya meselesini getirdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin hükümeti, Balkan Savaşları sonrası Batı Trakya'yı Bulgarlara bırakmıştı. Batı Trakya'ya sahip olan Yunanlılar da bu toprakları Bulgarlardan almış olduklarını gerekçe göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine vermeyi reddediyorlardı. İsmet Paşa, Ruslarla İngilizlerin Boğazlar konusundaki birbirine karşıt isteklerini Türkiye'nin yararına bir taktik olarak kullanacaktı. Bir başka önemli konu da Musul sorunuydu. İngilizler bu konuda Boğazlar konusundaki kadar inatçıydı. Azınlıklar konusundaysa İngilizlerin önderliğinde olmak üzere tüm katılımcılar birlik içindeydi ve İsmet Paşa'ya Ermenilere toprak verilmesi konusunda büyük baskı yapıyorlardı. Konferansın başarısızlıkla sonuçlandığı